Bu soru cevap videoları iyi ama şunu hatırlatmak istiyorum yeni gelenlere ya da Instagram'da daha sıkı takip edip YouTube'da belki birazcık daha takipte farkında olmayanlara yani çok video var. Sizin sorduğunuz soruların çoğu 3-4 kere video yapılmış. Yani birazcık konu başlıkları belki yanıltıyor. Konu başlıkları mı değiştirsek acaba? Şöyle bir şey var. Boşandıktan sonra soruyu Boşandıktan şimdi sonra bulamıyorum. ya da uzun ilişkiden sonraki süreçte yeniden evlenme ya da ilişkiye çekilmek, girememek. Şimdi uzun süren bir ilişki, arkadaşlıkta da böyledir. Evlilik de olsa, bir birliktelik de olsa. Aslında şu var, bir yas dönemi var. Yani bir temizlenmesi, arınması dönemi var. Çünkü müthiş bir alışkanlık var. Bir, yani bir ritim, hayatı birlikte yaşamanın alışkanlığı. Öte yandan da ilişkinin bitme biçimiyle ilgili bizim içimizde ola gelen var. Yani yasın farklı evreleri var biliyorsunuz. Uzun bir ilişkiden sonra ben hemen bir ilişkiye geçilmesinden taraftar değilim açıkçası. Biraz mola vermek, biraz duyguları bırakmak ve öfkeden arınmış olmak. Karşı tarafa da kendimizi öfkeden, kırgınlıktan, küslükten arınmış olmak. Çünkü şimdi bu soruyu soran arkadaşım aslında bir ilişkiye girmeye cesaret edememek bir hayal kırıklığı göstergesi. Yani belli ki umduğunu bulamamış. Ya diyeceksiniz ki Meltem zaten ilişki başka türlü nasıl biter? Bazen de ömrü bittiği için biter. Yani bazı ilişkilerin değil hayatın tamamında belli şeylerin ömrü vardır. Yani başlar, gelişir, sonra çökmeye başlar, sonra da biter. Bizde izi kalır. Yani eski şeyi kalmayabilir, ne derler? Eski gücü kalmayabilir. Bu gidişe bitişe izin verdiğimizde aslında bir defter kapanır. O defterin ardından eğer kendimizi yeniden bir ilişkiye başlayacak cesareti hissetmiyor isek, korkularımız, endişelerimiz var demektir içeride. O zaman şunu hatırlamalıyız. Hatta geçen gün şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşımla konuşurken bir rüyasını anlattı bana. Dedi ki, işte rüyayı anlattı şu anda birlikte olduğu kişiyle ilgili. Aranızda bir soğuma mı var dedim. Yani bir mesafe, bir soğukluk ilgili bir şey sanki dedim bu ne derler bir rüya. Bana şöyle söyledi. Aslına bakarsan rüya biterken sanki şu anki erkek arkadaşım değil de bir önceki erkek arkadaşımı görmüşüm gibi hissettim rüyada. Onunla yaşadığınız neydi diye sordum. Aslında biz çok severken ayrılmıştık dedim. Peki o zaman şu anki ilişkinin de çok sevmenize rağmen biteceğiyle ilgili bir endişe taşıyor olabilir misin dedim. Evet dedi. O zaman sana tavsiyem şu olur dedim. O ilişki 5 yıl sürmüş. 5 yıl boyunca süren bu ilişkide yaşadığı çok güzel bir şey var. Ama son iyi olmamış. Nasıl bir son isterdin dedim. Devam etmesi. Yani o kişiyle değilse bile öyle bir ilişkinin devam etmesi. Müthiş bir deneyim değil mi dedim bak. Bunu daha önce yaşamışsın zaten. O kapıyı kapat ve bu ilişkinin severek ve birbirinize güvenerek devam etmesini seç. Kısacası bir önceki ilişkide yaşadığımız bugün kaygı, endişe yaratan her ne varsa. Bunu ben yazarak çalışmayı severim biliyorsunuz. Yazın ve şuna bakın neyden endişeleniyorum. Endişelendiğiniz şeyi zaten yaşadınız. Tekrar yaşamaktan endişeleniyorsunuz. Yaşamak istemediğinize değil de yaşamak istediğinize odaklanın. Yani bugüne kadar bunu yaşamıştım deneyimlerimde. Bundan sonra bunu istiyorum. Ama şuraya dikkat edin lütfen. Çünkü şöyle yapıyoruz. Bir önceki ilişkideki enkazı başka birine kaldırtmaya çalışıyoruz. Yani şunu istiyoruz. Diyoruz ki hiç şöyle şöyle ilgi görmedim. Hiç böyle böyle olmadı. Gelen bunların hepsini yaz. Geleni gidenden sorumlu tutmayalım. Yani beklentilerimiz ne kadar büyürse hayal kırıklıklarımız o kadar artar. Gerçekçi olalım. Neye ihtiyacımız var? Neden birisiyle ilişkiye girmek istiyoruz? Neden daha ortada hiç kimse yokken bir arayıştayız? Çünkü aramak da bir sorun. Yani aradığınızda bir şey yani satın almak üzere bir mağazaya gitmekle bir şeye ihtiyaç duyduğunuz için mağazaya gitmek arasında fark vardır. Yani işte bir bakayım hoşuma giden bir şeyler var mı? Ya da şuna ihtiyacım var. Bunu almalıyım. Bu çarpışma anı, etkileşim anına izin vermek. Yani böyle radarları açıp birini bulayım, birisi olsun benim hayatımda. Niye benim hayatımda birisi yok? Konuları takmak yerine kendi hayatına, kendi yoluna bakmak. Zaten hayatın içerisinde bir etkileşim, bir karşılaşma olacaksa olur ki başlarken de eğer önceki ilişkilerden kalmış endişe kaygılar varsa burada da benzerlikler görüyor muyum? Benzerlik gören benim zihnim, kararlarım, şunu şunu yaşayacağım gibi, eskisi gibi düşünüyorum demek ki dediğimde kararlarımı değiştirebilirim. İlişkiyle ilgili bunu yaşamaktan korkuyorum dediğimde yaşarım. İlla bunu yaşayacağım dediğimde yaşamak için kendime baskı kurabilirim. O nedenle kendimize samimi, gerçekçi olmalıyız. Karşımızdaki insana bir dünyası olduğunu hatırlamalıyız ve olduğu kadar
kararıyla kabul ediyorsak başlayabiliriz, devam edebiliriz. Olmuyorsa da bitirebiliriz yani. Peki. Hayatımızdaki o eril enerji, baba, eş gibi otoriteleri kabul etmeli miyiz? Her dediklerini yapmalı mıyız? Güzel bir soru. Şimdi bir kere eril enerji dediğimiz şey, yani çok videoda konuştuk, çok canlı yayın yaptık, bununla ilgili kitaplarda da var ama eril enerji dediğimiz şey aslında illa baba olacak diye bir şey yok. Yani eril dediğimiz şey o young, otorite olan, yap diyen. Mesela yap bunu yap, onu yap ya da benim dediğimi yap. Kuralları koyan, sınırları çizen, kuralları koyan, çözüm oluşturan ve nasıl yapılacağını öğreten, nasıl yapılacağını gösteren ve hedef koyup geleceğe doğru aktaran. Yani bize şöyle şey gösteren, buradan git diyen. Bu illa bizim babamız, kocamız, kardeşimiz falan olmak zorunda değil. Ama ataerkil düzende böyle bir dayatma var. Erkeğin dediğini yap. Yani bu eril enerjiyle ilgili değil. Ataerkil düzenle ilgili. Kadını baskılayan geride dur birazcık. Kocanın arkasında dur diyen. Ama bu böyle yeni bir şey değil yani. Birkaç bin yıldır böyle devam ediyor. Yunan kültüründe var mesela. Kadın 3 adım geriden yürüyecek. Çocukları olmadan sokağa çıkmayacak. Mişa'nın devirmeleri boşverin. 3 adım geriden yürüyecek. Kocası olmadan dışarı çıkmayacak. Bu yeni bir şey değil. Çarşaf da yeni değil. Kadının örtülmesi, eve kapatılması yeni şeyler değil. Bunlar ataerkil düzenin, eril düzenin diyelim yani. Erkek egemen toplumun kadına dayattığı kimlikler. Ama şu var. Şimdi eğer biz her kural koyana karşı itirazcıysan bizim de dişil enerjimizde ya da yin enerjimizde bir sorun vardır. Yani denileni yapmayarak otorite kuracağımızı zannediyor isek. Çünkü insanın yenilikçi olması, kendi sorunlarına çözüm bulması, kendi hayatının lideri olması kendi yang enerjisinin iyi olduğunu gösterir. Ama denilene itiraz etmek, sürekli eleştirmek, muhalif etmek, muhalif olmak aslında iktidarda başkasının olduğunu gösterir. Yani itiraz ederek, direnerek başa dönüyor isek gerek yok. Ama erkek egemen, erkek erildir diye bir şey de yok yani. Erkek çözüm üretir. Erkek kolaylaştırır, kural koyar diye bir şey yok. Önemli olan kural koyuculara, kurallara ve kurallar karşısındaki tutumumuza bakmamız. Kadın ya da erkek olmasının bir önemi yok yani. Son soruyu da alalım, bu videoyu tamamlayalım. Atalardan gelen aktarımlar ile nasıl başa çıkıyor? Şöyle ki, aile modelleri diye bir kitap yazdım biliyorsunuz. Bununla ilgili çok video da yaptım. İlk önce aile hikayemizi çıkartmalıyız, özet veriyorum. Aile hikayemizi çıkartmalıyız. Her ailenin kendine ait bir hikayesi var. Bu bazen işte miras olabiliyor, bazen para olabiliyor, bazen aile arasındaki, akrabalar arasındaki çekişmeler olabiliyor. İşte küslükler, şunlar bunlar. Bizim aile modelimizde, aile hikayemizde, özellikle kitapta bahsettiğim bir şey var. Sadece anne baba değil yani sülale, onları da büyüten çerçeve şeklinde. Kitapta da bahsettiğim gibi aslında sadece anne babamızın değil, onları büyüten ailenin de etrafında devam eden bir hikaye var. Bu hikayenin kurusunda biz neredeyiz? Ona bakmalıyız. Yani ben çıkıyorum bu hikayeden demek kolay ama, kolay gözüküyor daha doğrusu ama şunu hatırlamalıyız. Bizim kendi sözlüğümüzü oluşturan kelimeleri biz o ailede öğrendik. Yani suya su demeyi, işte evet'e hayırı, neye evet, neye hayır diyeceğimizi burada öğrendik. Onlara itiraz ederek değil de onların profillerini çıkartıp bu profilde biz nerede benzerlik gösteriyoruz ona bakmalıyız. Özellikle bu. Bu soru cevap videosunda burada sonuna gelmiş olduk. Böyle kısa kısa videolar aslında bir sohbet gibi oluyor. Bu videolar inşallah sorularınıza cevap olmuştur. Hoşçakalın.